7/24 yollardayız. Yani bir tırcının, bir şoförün düğünü, bayramı, cenazesi, şunu bunu pek olmaz yani. Sevdanı yaşıyorsun, aşkını yaşıyorsun, memleket memleket geziyorsun. Nizamettin Akbaş, Ordu Perşembe doğumlu, 07.04.1982 doğum tarihli. Uzun yıllar köyde yaşayıp, sonra okulu okuyup, okuldan sonra da iş hayatına atılan bir kişi. İlk mesleğim garsonluk. Yani şu yapmış olduğumuz mesleğin yanı diyelim ona. O da nedir? Mesela biz şu an tırcılar, kamyoncular nerede yemek yiyip içiyoruz? Lokantalarda. Ve ben de o lokantadan bir başlangıç yaptım. Orada bir heves geldi bana. Orada böyle hastası oldum ben bu işin. Çünkü heves ediyordum. O zamanlar 25-21 Mercedes'ler, Ford Cargo'lar, uzun burunlu manlar vardı mesela. Onlar vardı. Böyle arabalar nerede o zamanlar? Dedim ben de kamyoncu olacağım. Ben de bu işi yapacağım dedim. Orada garsonluk yaparken mesela adam arabayı ileri alması gerekiyordu. Öndeki araba çıktı, arkadan araba giremiyor. Anahtarı ben alıyordum. Ya ben alayım abi, ben alayım abi. Böyle diye diye. Bu işin bağımlısı olduk. Allah'a şükürler olsun. Hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Okusaydık iyi olurdu ama işte bizim zamanlarımızda, şimdi zamanlar bir değil. O zaman okuyamadık, imkanlar yoktu. Bu mesleği tercih ettim. Her zaman da gayet gurur duymuşumdur. Hiçbir zaman şikayetçi değilim yani. Bu meslek benim hoşuma gidiyor. Yani herkese de tavsiye ederim ama okuyan kardeşlerimize de okumalarını öneririm yani. Ya bu iş harbiden yapılacak bir iş. Her yere gidiyorsun. Para verip de gezemeyecek olduğun yerlere geziyorsun. İl il gezip dolaşıyorsun. Oradaki değişik insanlarla tanışıyorsun. Yani şu yolculuğun zevki başka hiçbir şeyde yok. Mesela uzun yola çıktığımda dolabımı açıyorum. Kendim yemeğimi yapıyorum. Kendim pişiriyorum. Yetiyor. O zevk tartışılmaz. Tırcının aile hayatı pek oluyor sayılmaz. Şöyle oluyor sayılmaz. Çünkü 7/24 yollardayız. Mesela haftada bir kere veya iki kere bilemediniz de çocuklarını görebiliyorsun. Çocukların yanına gelebiliyorsun. Bizim imkanımız oluyor. Biz bazen iki veya üç defa görebiliyoruz ama gurbette çalışan, Avrupa'da çalışan meslektaşlarımız var mesela. Onlar bir gidiyor bir ay, iki ay çocuklarından, ailesinden uzak kalıyorlar. Bu da bizim işin en acı yönü bu ama yapmak zorundayız bu işi. Yani biz yapmazsak bir başkası yapacak, bir başkası yapmadı daha bir başkası yapacak. Yani bu işin yapılması gerekiyor. Biz önceliğimizi tabii ki çocuklarımıza veriyoruz. Niye? Çünkü biz onlar için çalışıyoruz. Onların geleceğini hazırlamak için, onların okul ihtiyaçlarını görebilmek için, kendi temel ihtiyaçlarını görebilmek için biz gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Gece gündüz direksiyon sallıyoruz. Yani aile ortamı. Yani bir tırcının, bir şoförün düğünü, bayramı, cenazesi, şunu bunu pek olmaz yani. Çünkü denk gelemiyoruz. Ona zaman ayıramıyoruz. Yani bu işi yapmak zorundayız. Bizden başka yapacak olan kişi de yok. Yani bir yedek şoförümüz yok. Yani bu işi yaptığımız için biz düğündü, bayramdı, cenazeydi pek katılamıyoruz yani. Allah'ım kimseye de onu yaşatmasın. Çünkü insanın içinde çok büyük bir acı, bir düğününe, bir bayramına, ne bileyim, bir cenazene katılamamak çok kötü. Onun için Avrupa'da çalışan kardeşlerimize, özellikle Avrupa'da çalışan meslektaşlarımıza Allah yardımcısı olsun, ne diyelim.
Şimdi tırda dolap açmak bizim için daha iyi oluyor. Neden daha iyi oluyor? Yani istediğin yerde, istediğin manzarada arabanı çekip hem takograf molanı veriyorsun, hem aracını dinlendiriyorsun, hem dolabını açıyorsun. Kendi ağzına, lezzetine sağlık, işte canın ne çekiyorsa, ne istiyorsa onu temiz bir şekilde, hijyenik bir şekilde yapabiliyorsun. Ha, lokantalarımızı ben kötülemiyorum. Lokantalarımız bizim karayollarında, yani kim olursa olsun, ufak araç olsun, otobüs olsun fark etmez. Eğer seyahat halinde ise kamyoncuların, tırcıların durduğu, konakladığı lokantaları tavsiye etmelerini öneriyorum. Ha, ben dolabım var, imkanım var, benim zamanım da var. Ben kendi dolabımda yemek yapıyorum. Kendi aşçılığımı kendim yapıyorum. Kendi elimin lezzetli olduğu için ben çekiyorum arabaya, balık yapıyorum. Ne bileyim, çorba yapıyorum, makarna yapıyorum. Ne bileyim, işte et sote yapıyorum, saç tava yapıyorum. Ama işte bu aralar pek uzun yola gidemediğimiz için o yemek konusunda biraz mahrum kaldık. Niyetim bu sene bol bol balık yemekti ama yapacak bir şey yok. Dışarıda yiyoruz, lokantada yiyoruz. Bu aralarda ben bile lokantaya takılıyorum yani. Yapacak bir şey yok. Çünkü arkamdaki dorsiye damper dorsi olduğu için dolap açma şansım yok. Ya şimdi bu meslek kazandırıyor mu derken, bu meslek kazandırmasa ülkemizde hiçbir firma, hiçbir şirket bu kadar fazla araba almaz. Bakıyorum devamlı yeni araba alınıyor. Demek ki kazandırıyor ki alıyorlar. Yani bu imkan var. Piyasada para var, iş de var. Ben mesela şoförüm. Şu an bir şoförün en düşük maaşı 4,5-5 milyar. En düşüğü. Yani bunu dışarıda başka yerde bu maaşı alamazsınız. 5 milyar alan var, 6 milyar alan var, 6,5 milyar alan var. Araç sahibi, araç kendimin olsa, benim olsa daha da güzel olur. Her şey, imkanlar daha da iyi olur. Çünkü şu an piyasada çok güzel iş var. İş yok deyip ağlayanlara da ben inanmıyorum. Onlar keyfe kader çalışan insanlar. Böyle iş seçen insanlar. Eğer para kazanacağım diyorsan, iş yapacağım diyorsan iş seçmeyeceksin. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Bu arabanın tekere dönecek ki hem arabanın borcunu ödeyeceksin, hem de çeliğini, çocuğunu hiçbir şeyden mahrum bırakmayacağız. Yani biz tırda aksesuara hastayız. Yani biz bu işin sevdalısıyız, hastasıyız. Biz her şeyi yapmak istiyoruz ama imkanlarımız var, yapabiliyoruz. Ama ne yazık ki önümüzü kesiyorlar. Neden kesiyorlar? Trafik polisi abilerimiz, kardeşlerimiz yasak olduğu için o zevki, o aşkı yaşayamıyoruz. O aşkımızı elimizden alıyorlar. Ama sade bir tırı hiç kimse kullanmak istemiyor, istemez de. Çünkü kullandığın arabada aksesuar olacak, paç olacak, krom borular olacak, çakarlar olacak, ne bileyim önde ledler olacak, jant kabatları olacak, böyle yıldır yıldır alkova jantlar olacak. Yani içindeki döşemelerin güzel olacak. Yani biz bunu, bu hayatı yaşamayı seviyoruz. Yani aracımız ne kadar böyle görselli olursa, ne kadar aksesuar paça olursa biz o kadar memnun kalıyoruz, zevk alıyoruz. Yani aracımızın içine biz hayatta araba ayakkabıyla girmeyiz, girdirmeyiz de. Çünkü bizim burası birinci evimiz. Biz şoförler olarak bizim birinci evimiz burası. İkinci evimiz diğer kaldığımız ev. Ama genelde en fazla da aracımız hayat yaşadığımız için biz aracımıza da, aksesuara da önem gösteriyoruz. Keşke, istiyoruz ki, keşke aksesuara yasak etmeseler, serbest etseler de şu karayolları, şu arabaları, şu güzelliğine mahrum kalmasın.
Yani bizim bu sektörde iyisi de var, kötüsü de var. Mesela iş diyoruz ya, mesela bir nakliyeci arkadaşlar var gittiğimiz yerlerde. Yani sektörde hani derler ya, bir çürügen elma bütün elmaları çürütür ya, bizim işte de böyle. Yani senin dost bildiğin, arkadaş bildiğin kişiler senin elinden yükü alabiliyorlar. Böyle hainlik yapabiliyorlar. Biz istiyoruz ki her şey, herkes dürüst olsun. Herkes işine sahip çıksın. Birbirine sadık olsun. Destekçi olsun. Ama her sektörde olduğu gibi bu sektörde de çürük elmalar var. Herkes birbirine, affedersin, kazık atma peşinde. Onun işini alma peşinde. Onun nakliyesine böyle taş koyma peşinde. Onun için ne bileyim yani, o insanlara da ben bir şey demiyorum. Allah akıl fikir versin. Sonuçta herkes ekmeğini yer. Herkes nasibini yer. Biz istiyoruz ki bu sektörde mazot fiyatları zamlandığı gibi nakliye fiyatları da zamlansın istiyoruz. Sürücülük hayatımda bir kere kaza yaptım. O da Samsun otogar rampasını aşağı inerken bir tane bayan sürücü birdenbire önüme atladığında duramadım. Bayan sürücüyü arkadan vurdum. Yani arabaya bir vurdum. Arabayı böyle en aşağı 50 metre ölüm sıra gitti. Bir tırda büyük kazamı oldu. Ama daha önceki kazalarımı soracak olursan Mitsubishi kamyonla yolda takla attım. Ön camdan asfalta fırladım. Asfaltta arabayla beraber böyle sırtım üzerine sürüklendim. Böyle ahım kazam olmadı. Ekseri bizim kazalarımız zaten şu kör noktadan oluyor. Sağımıza çok araba girdiği için böyle ufak maddiyatlı hasarlı kazaları sağ kör noktadan yaptım. Ama böyle ahım büyük bir kazam olmadı. Allah'ım da göstermesin. Mesela gittiğim saate göre değişiyor. Gündüz gidiyorsam, yani gündüz gidiyorsam, uykum yoksa, iyi moddaysam böyle damar dinliyorum. Bazen mesela tabletimiz var, film izliyoruz giderken, videolar izliyoruz. O yüzden tablet gözümüzün önünde, hem yola bakıyoruz hem bir gözümüz orada. Ama gece yola gidiyorsam hareketli, böyle oynaklı, Karadeniz havaları, roman havaları. Böyle hem oynuyorum böyle, hem çalıyorum, hem çığırıyorum, hem gidiyorum yani. Başka türlü yol gitmiyor zaten. Uykumuz geldiği zaman hareketliye geçiyoruz. Ama uykumuz yokken damara devam ediyoruz falan. O zamanlar Bellona'da çalışıyorum. Kayseri'ye gidiyorum. Biliyorsunuz ki Aksor'un webostoları böyle sıkıntılar yaşatabiliyor. Yani bunda şükürler olsun, yaşamadım bu zamana kadar. Bir gün öyle bir kar yağıyor ki arabam da boş, Kayseri'ye gidiyorum. Böyle Alaca'ya geçince sorguna gelmeden rampalarda tırlar kalmıştı. Polis geldi, zincir sar dedi. Dedim abi bak, benim araba çıkar, ben sarmayayım. Sar sen de sar dedi, salmadı. Mecbur bir taraflı, sağlı sollu attık zinciri, sardım ama o eldiven zincire yapıştı ya, hiç unutmuyorum onu. O soğuğu yedim orada, rüzgar, fırtına, zinciri zor sardım. Zaten bilenler de bilir. Ondan sonra Sarıkaya'ya gittim. Sarıkaya'da artık daha gidemiyorum. Gece 1.30, kar daha fazla yağıyor. Yatacağım, anasını satayım. Webosto'ya bir çöktüm. Webosto çalışmadı abi. Eyvah dedim, şimdi ayvayı yedik.
aşağı indim. Arabada böyle bir deodorantım vardı, parfüm. Onu aldım. Egzozun bacasından sıkıyorum yani çalışsın diye. Egzoz bazen tıkanıyor. Oraya sıkıyorum, ateşleme daha iyi olsun ki bir an önce çalışsın diye. Bir kutu parfümüm bitti Ali abi. O vebosluyu çalıştırtamadım. Çalışmadı. En son arabayı çalıştırdım. Kaloförü sonuna kadar açtım. Yarım saat arabayı çalıştırdım. Arabanın içini böyle ısıttım kaloriferde. Abi üstüm başımı kalın giydim. Yorgan altına bir girdim. Yattım. Orada uyumuşum. Abi sabah bir kalktım var ya, inanır mısın? Arabayı çalıştıracağım, kolumu uzatamıyorum. O derece soğuk var. Yani arabadan beri kolumu uzattım, kontağı açtım, arabayı çalıştırdım. Araba bir yarım saat çalıştı, ısındı. Öğle yataktan kalktım. Yoksa imkanı yok, kalkamıyorum yani, çok soğukta. Hiç unutamadığım anılarım o abi. Şimdi abi uyku düzeni derken pek dört dörtlük bir uyku uyuduğumuz sayılmaz yani, o bir gerçek. Bunu kimse bana dört dörtlük ben uykumu uyuyorum demesin. Ha ne olur yakına giderdir. Gidecek olduğu yere yakın erkenden gider, arabasını çeker yatar uyur, o ayrı konu. Buna diyecek bir şeyim yok. Ama uzun yola giden bir insan dört dörtlük çekip de uyuyamaz. 4,5 saat sür 45 dinlen. Bir o aralarda uyur sanıyorsun. Bir de gittiğin yerde aracın boşalırken veya sıra beklerken uyuyabilirsin. Dört dörtlük böyle amşan büyük uyuduğumuz sayılmaz. Ve sağlıklı beslenmeye gelince biz zaten kendimiz de yemek yaptığımız zaman, lokantalara da gittiğimiz zaman her şeyin iyisini yiyoruz. Balık yiyoruz, et yiyoruz, ne bileyim kahvaltıda tereyağı, bal, işte peynir, zeytin, böyle yemekler yiyoruz. Yani böyle kahvaltılar yapıyoruz çünkü bizler için sağlık çok önemli arkadaşlar. Yani sağlığımıza dikkat edersek o yolculuğumuz da güzel geçer. Sağ salim de evimize gider geliriz. Ve aynı zamanda da mesela ben sabahları kahvaltı yapmadan önce aracımda devamlı bulundururum. Her gün bir tane bir adet sarımsak atarım. Sarımsak yutkunun, çiğnemenize gerek yok. Yutun, inanın göreceksiniz ki çok faydalı bir şey. Birebir antibiyotik, doğal antibiyotik. Ben size tavsiye ederim. Ben her zaman da yutuyorum bir tane. Gayet de sağlığımda hiçbir zaman hiçbir yerde sıkıntı yaşamadım. Allah'ıma şükür olsun. Allah'ım yine de yaşatmasın. Ve ben hastaneye gittiğimi bilmem kolay kolay. Kolay kolay böyle dört, yani hastaneye, devamlı hastaneye gittiğimi bilmem. Allah'ım yine de götürtmesin yani. Bu mesleğin en güzel yanı sevdanı yaşıyorsun, aşkını yaşıyorsun. Memleket memleket geziyorsun. İl, ilçe, her yere gidiyorsun. Köy, kasaba. Altındaki araban da iyiyse, bir de aksesuar varsa, faça varsa, daha ne olsun abi? Çünkü bizim bu sevdamız, bizim bu aşkımız. Biz bu aşkımızı, sevdamızı şükürler olsun ki her daim yaşıyoruz. Yani şöyle uzun yola vurduğunuz zaman da aracınla dertleşiyorsun, sohbet ediyorsun. Yani bizim bu sağ koltuğumuz zannetmeyin ki boş. Biz bunu biliyoruz. Kimse bilmez ama biz biliyoruz. Bizim sağ koltuğumuzda her zaman Azrail oturuyor. Azrail bizim bir hata yapmamızı bekliyor. Hata yapsın ki canını alayım diye. Ama Allah'ıma şükürler olsun. Hiç bu zamana kadar yaşamadım. Allah'ım yine de yaşatmasın. Yani bizim yaptığımız işlemiz her zaman mutluyuz, gururluyuz. Çünkü bizler taşıyıcıyız. Bizler taşıyacağız ki marketlerimizi, manavlarımızı, pazarlarımızı sebzeyle, şunla bunla dolduracağız ki halkımız, vatandaşımız hiçbir zaman bir markete gittiğinde ne bileyim aradığını bulamamazlık yaşamasın. Bir pazara gittiğinde aradığı sebzeyi, meyveyi arasın, bulsun, alsın, evine götürsün. Yani bizler onun için çabalıyoruz. Bizler onun için gece gündüz gaz basıyoruz. Ne için? Mesela bakın pandemi yaşadık, pandemi gördük. Bizler ne yaptık? Gece gündüz yollardaydık. Bizleri alkışladılar. İyi ki varsınız. İletişimciler iyi ki varsınız, iyi ki yollardasınız diye. Ama şimdi pandemi bitti. Tabii ki bu bir acı bir gerçek.
tırcıların değeri de kıymeti de gitti yani. Ama şükürler olsun biz memnunuz. Allah razı olsun hepsinden. Biz taşımaya da, yedirmeye de, içirmeye de her zaman gece gündüz gayret gösteriyoruz. Yesinler içsinler abi. Bizim varlığımızda, bizim sağlığımızda, biz bu yolda olduğumuz sürece halkımızda, vatandaşımızda yesin içsin. Hiçbir zaman yokluk görmesin inşallah. Bu mesleği yapmak önemli değil. Bu mesleği yapanlara saygısızlık yapmamak. Onları böyle başka bir kişiler tarafından hakaret ettirmemek. Çünkü bazı genç kaptanlarımız var, meslektaşlarımız var. Bu işi yaparken çok hatalar yapıyorlar. Çok böyle hatalı hareketler yapıyorlar. Ve onların yaptığı hatayı gören insanlarımız, ufak araç kullanan kardeşlerimiz bu sefer ne yapıyor? İşte bakın bir tırcı. Yaptığı hareketlere bak. Tırcı dediği zaman da bu kapsama hepimiz giriyoruz. Benim tek diyecek olduğum bir şey var. Bu mesleği yapmak isteyen kardeşlerimden ricam, bu işi yaparken yaptığın iş her zaman saygın olsun, sevgin olsun, karşındaki insanlara da saygın ve sevgin olsun. Çünkü bu araç asla hatayı kabul etmez. Onun için hata yapmamaya bakın. Kullandığınız aracı gayet dikkatli bir şekilde, güzel bir şekilde, düzgün bir şekilde kullanmaya gayret gösterin. Çünkü altınızdaki araç ufak bir araç değil. Yani büyük bir araç, en ufak bir hata dönülmez bir hata oluyor. Onun için her zaman trafikte saygılı, sevgili ve kurallara uyan bir tır şoförü olun. Çünkü kurallara uymak bizim başta gelenlerimizden en önemli olan şey. Onun için her zaman sevgili ve saygılı, kurallı olun. Gürcistan'a gitmiştim, Batum'a. Biliyorsun Gürcistan, Batum tarafında kuyruklar oluyor, sıralar oluyor. Orada gümrüktü, şuydu, buydu derken oradan gelmem yine bir 2-3 günü buldu yani. En uzun yolculuğum oldu ama genelde İstanbul, Konya, işte İzmir, Antalya, şuraya buraya en uzun yolculuğum 3 gün, 4 gün oldu yani. Başka olmadı. Vallahi yolda aldığım en güzel haber çocuklarımın doğduğu haberini, kızımın olduğu haberini aldım. İkinci kötü haberim çocuğumun, büyük kızımın yandığı haberi geldi. O yola gitmemiştim. İkinci en acı haberim, unutamadığım en acı haberim, annemin hastaneye kaldırıldığını, durumu ağır olduğu haberi beni çok yıktı. Allah'ım kimseye o anı yaşatmasın. İyi haberim, neşeli haberim doğumdu. En kötü haberim de ölüm oldu. Hiç bu zamana öyle büyük taşımadım. Bu plastik geri dönüşümler var, böyle plastik kırıntıları, çuval çuval. En pis yüküm o oldu. Nefret ettim. İstanbul'a gitmiştim. O aracın içine döküldü. Çuval yıkılmış. Ağızları açıktı. Büyük çuvallar. Ağaç, arabanın içine dökülmüş. Burandaları açmış, etmiş. Orada çok rezillik çektim. Hiç sevmediğim yüklerden birisi de o. Genelde diğer yüklerim zaten temiz yüklerim oluyordu. Palet palet. İşte koli koli. Ama genelde o yükü aldım. Daha da odur budur o yükü almıyorum zaten. Yapmıyorum. En pis yük, ilginç yüküm oldu yani. En çok sevdiğim yol bizim Karadeniz yolu. Karadeniz sahil yolunu çok seviyorum. Ama tabii ki bu aralar hiç gidemiyorum. Ama en çok da ağır yol, böyle bir Ankara yolu istikametini sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Abi, Çorum'u geçince her yerde mobese var. Her yerde kamera var. Yok 50, yok 40'la gideceksin, yok 50'yle gideceksin. Hele Ankara. Ankara yani başkentimiz, Ankara'nın giriş yolu böyle bir yol olmaz. Arabayı nereye süreceğime şaşırıyorum ya. Yani nereden gideceğime şaşırıyorum. Her taraf oyuk. Yani yol böyle oyulmuş, lastik oyu gibi. Arabayı insanın elinden alıyor. Yani teker o kanala bir giriyor. Araba böyle böyle yani. Araba seni sağa sola atıyor. Ne yapacağını şaşırıyorsun. Ankara yolunu hiç sevmiyorum. Mesela ben kendi videolarımda da bahsettim. Ha şu an çalışmalara başlamışlar. Acaba diyorum ki, lan diyorum acaba beni videoda mı gördüler de, isyanımı gördüler de öyle mi çalışmaya başladılar diyorum. Şu an yapılıyor mu Ankara yolları? İnşallah her taraf daha iyi yapılır. Ali abi, bizlere misafir ettiğin için teşekkür ederiz.
Allah razı olsun. Bizlere de böyle bu güzel videondan bizlere de yer verdiğin için. Abicim bizim hayatımızı bilenler biliyor, bilmeyenler bilmiyor. Bizlerin hayatını da böyle sizin gibi büyük abilerimiz vesile oluyor. İnsanlarımıza, yani halkımıza tırcın hayatı nasıl geçiyor, tırcın hayatı nedir? Bunları sizlerin sayesinde, bizlerin sayesinde Allah'ın izniyle halkımıza, yani ne yapıyoruz? Onlara da bu görseli yaşatmış oluyoruz. Çok teşekkür ederim abim. Her şey gönlünüz olsun. Herkese selam olsun. Öpüyorum sizleri. Allah'a ısmarladık.